Herkese merhaba, Tefal Türkiye ile bu ayın tarifi nefis bir Akdeniz sandviçi. Benim bayağıdır aklımdaydı bu tarif açıkçası. Böyle domatesli, maydanozlu, güzel bizim çok sevdiğimiz tatları bir araya getiren, güzel böyle kekikli bir tavuk koyacağım içine, böyle bol sulu, zeytinyağlı, birazcık zeytinler belki üzerine, marul, domates, hepsini böyle bir tabii ki de bir kaşarla birbirine bağlamayı düşünüyorum. Güzel, bol sulu, ızgaralanmış, işte akışkanlar, hepsinin bir araya geldiği nefis bir sandviç. Tekrar yaz bitti, artık bence ekmeklere dönüş yapabiliriz. Bunun için Tefal'in OptiGrill Plus'ını kullanacağım. Bu yeni çıkan bir ürün. Hem sandviç yapacağım içinde, hem soğanımı güzel soteleyeceğim, hem güzel etimi pişireceğim. Her şeyi aynen tam bir Azepo çok tatlı ürünü olarak bunu da yapacağım. O yüzden de çok mutluyum. Ve zaten biliyorsunuz ben sandviç iki ekmek arasında her şeyi birleştirmeyi de çok seviyorum. Hemen başlıyorum uzatmadan. Öncelikle OptiGrill'imi açıyorum. Burada bu ürünün en güzel özelliklerinden bir tanesi ürünün kalınlığına göre içine ne koyarsanız koyun bunu algılayıp ona göre pişirme yapabiliyor. Böylece buradan da bakarak, burada güzel bir ekranı var, ürünün ne kadar piştiğini de görebiliyorsunuz. Buradan bakıp, şimdi göreceğiz zaten. Mesela şimdi ben tavuk pişireceğim. Tavuğu seçiyorum, OK'ya basıyorum ve burada tavuğu ne kadar pişirdiğini, orta mı? Tabii ki de tavuğu her zaman çok pişireceğiz ama çok piştiğini bize gösterecek tam bir mutfakta yardımcı. Şimdi ne yapıyorum, öncelikle tavuğumu hazırlayarak başlayacağım. Ve de soğanımı. Ben bu arada ikisini birlikte pişireceğim ki lezzeti iyice artsın. Ve de aynı zamanda tabii ki hız olarak da ve sıcaklık olarak da bir arada yapalım. Tavuk göğüs kullanacağım. Bir adet göğsüm var. Tavuğu ne yapıyorum? Güzelce incecik keseceğim. Şöyle. Güzel bir tuzlayalım. Güzel böyle iri taneli tuzum var. Sarımsak tozu. Nefis. Tam böyle Akdeniz şeyine gidelim. Güzel bir zeytinyağı koydum. Bir kaşık yoğurt ekleyebilirsiniz. O da çok güzel bir asidite getiriyor. Biberiye. Şöyle top kekik. Onu da koydum. Öğütülmüş karabiber koyacağım. Bir marinasyon işimi görecektir. Izgara soğan olmasını istiyorum. Hem de yine birazcık çiğ soğan tadında olmasını istiyorum. O sandviçteki yani asitliğin de olmasını istiyorum. Evet, grillim hazır. Silikon poşete de sürebilirsiniz. Bende böyle bir sprey var. Biraz sumak. Yavaş yavaş hazırlıklarıma devam ediyorum ben. Güzel bir tane ekmek de hazırlayalım. İçine almak istersem eğer alabilirim. Ben her zaman üstünü almayı seviyorum daha çok bu sandviçlerde. Altını bırakıyorum. Evet, soğanlarım tam istediğim gibi üzerinde güzel ızgara izleri var. Hala içi suludur. Ne yapıyorum? Bunları kenara alıp artık tavuklarımı pişireceğim. Bu kimyonun öğütülmemiş hali. Çok kendine has bir lezzeti var. Güzel bir salatalık ayarladım. Evet, ekmeklerim ısındı. Mayonez, limon rendesini, her zaman birkaç damla, fazla değil. Çok az pesto koyacağım içine çünkü elimde var. Kesinlikle zorunda değilsiniz. Şöyle. Thank you.
Bir yaz masasında sevdiğim her şey ekmeğin arasına koyulmuş. Böyle sandviç olmuş. Hafif kızarmış ekmek, sarımsak, pesto, limon rendesi, zeytinler, soğanın hem üzerindeki o hani karamelize olmuş bölümü hem ekşiliği, tavuklar zaten çok lezzetli olmuş. Yani çok güzel, bence bol baharat koyun. Ben sevmeyen olduğu için acı koymadım, acı koyulsun. Ve de bence ekmeğe de birazcık zeytinyağı kesinlikle sürülsün. Ben onu da hani bir artık bu kadın ne kadar yağ koyuyor lafı olmasın diye hani yağı makineye akıttık. Bari yağ ekleyelim, zeytinyağı koyalım yani. Çok gerçekten çok lezzetli. Kesinlikle tavsiye ederim. Zaten sandviç çok seven bir insan olarak. Bu kadar da pratik olması müthiş. Her şeyi tek bir şeyde yaptık. Tefal Opti girdi kesin tavsiyem. Gerçekten çok lezzetli. Duramayacağım artık.